Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş, değişik bir çalışma yapacağız. Bugün bu şekilde kristal boncuklarım var arkadaşlar. Bunlar yaklaşık 5 milimetre. Şöyle göstereyim. Yani yarım santim civarında. 5 milimetreye yakın. Bir de şu şekilde kum boncuklarım var. Bunlar da arkadaşlar 2 milimetre gibi. Bakın. Bu şekilde bir ipim var arkadaşlar. Malzemelerim. Bir tane boncuk iğnem var ama çok boncuk iğnesi olmasa da olur. Zaten delikleri büyük boncuklarımın. Çakmağım, makasım, pensem var. Kapatma aparatlarım var bu şekilde arkadaşlar. Uzatma aparatım var. Bu şekilde bir çalışma yapacağız bugün. Hem kolay hem de gösterişli. Evet, şurada boncukların milimetrelerini biraz daha yakın göstermek istedim. Evet arkadaşlar, öncelikle boncuğumuza, iğnemize, ipimizi takıyoruz. Bu şekilde 4 parmak kadar bırakıp şu şekilde tutuyoruz. Ve 7 tane pembe boncuklarımdan geçireceğim. Bunların ebatları farklı olabiliyor. Yakın olanları tercih edin. 4, 5, 7. 6 tane olmuş. 7. Geçiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Düğmemi yapıyorum. Çevirip bir tane daha düğüm yapıyorum. Sıkıştırıyorum. Daha sonra hepsinden bir kez daha geçiyorum. Şimdi başa kadar geldim. İlk boncuğumdan bir daha geçiyorum. Daha sonra mor kristal boncuğumu alıyorum. Ve 4 tane pembe boncuğumdan alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Evet. Şimdi bu şekilde aldıktan sonra geçiriyorum hepsini. Yerleştiriyorum. Daha sonra ilk boncuğumdan geçiyorum. Burada bir kare oluşturacağım. Bu şekilde bir kare oluşturuyorum. Daha sonra yine bir tane kristal boncuk, 4 tane pembe boncuk alıyorum. Geçiriyorum. Yine ilk pembe boncuğumdan geçiyorum. Karemi oluşturuyorum burada. Bakın, bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Şimdi 3-4 tane yapacağım ben. Döneceğim. İki, üç, dört. Evet arkadaşlar, şimdi ben 4 tane yaptım. Bunu model olarak çalışacağım. Siz istediğiniz kadar uzun çalışın bunu. Şimdi hemen bitiş kısmını göstereceğim ben sizlere. Bitmiş olarak var elimde. Onu göstereceğim daha sonra. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra bir tane kristal boncuğumu takıyorum. Daha sonra 7 tane yine inci boncuk takacağım. 4, 5, 6 ve 7.
6, 7. Daha sonra bakın buraya geldiğimde yine 7 boncuğumdan bir kez daha geçeceğim. Bakın buraya geldim. Daha sonra yuvarlak kısmını yapmış oldum. Yani başlangıç ve bitişi buraları arkadaşlar. Hemen bir tane kristal boncuğumdan alıyorum. Bakın şu 1, 2, 3, 4 tane. Bir ikinci duruyor. Üçüncüden batıyorum. Boncuğumu geçirip sabitliyorum. Bakın buraya. Daha sonra diğer kristal boncuğumu alıyorum. Ortadaki boncuktan geçiyorum. Tekrar geçiyorum. Bir tane daha. Evet, küçük bir parça çalıştım ben sizler için arkadaşlar. Büyük parça hazır, var elimde zaten. Şimdi buradan geldikten sonra pembelerden geçiyorum tekrar. Burada düğüm var, o biraz zorlayabilir. Diğer tarafa geçtikten sonra bağlayıp düğüm atıyorum ve kesiyorum buradan. Yakarak yapıştırıyorum buraya. Evet, bu şekilde modelimizi tamamladık. Baş kısmını da hemen kesiyorum. Yapıştırıyorum. Şimdi bu şekilde ben küçük bir parça çalıştım. Tabii daha önceden böyle bir büyük parça çalışmıştım arkadaşlar. Bu şekilde bir bileklik olabilir, kolye olabilir. Başka yerlerde de kullanabileceğiniz, hatta çanta sapı bile yapabilirsiniz bundan bu şekilde. Farklı yerlerde kullanabileceğiniz bir model çalışmış olduk arkadaşlar. Şimdi bunun kenarına da uzatma ve şey takacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki halkamı 4-5 tane boncuk takıp kapatıyorum. Ucu hoş görünsün diye yaptım bunu. Evet. İşte birkaç tane pembe halka boncuğum oluyor. Kristallerden geçmiyor çünkü. Daha sonra da şimdi de diğer ucundan, bismillahirrahmanirrahim, bugün çok sakarım. Diğer taraftan da diğer uca takıyorum ki bir tane de ortaya halka takacağım. Her boyda olabilsin diye arkadaşlar. Birkaç, 3 boy kullanılabilsin diye. Herkesin bileğine olabilecek bir bileklik yapıyoruz. Kolyelerde de aynı şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde uzunlu kısalı kullanılabilir. Diğer tarafa da papağan ve halka takacağım yine. Evet arkadaşlar, diğer tarafa da halkamla beraber papağanımı takıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde modelimizi oluşturmuş olduk. Bakın çok güzel, çok zarif bir bileklik modeli çalışmış olduk. Dediğim gibi 3 boyda kullanılabilecek bir model. Ben genelde ortasını kullanıyorum. Çok zayıf bir hanım olmadığım için. Evet, bu şekilde uca da takılabilir, başa da takılabilir. 3 farklı şekilde kullanılabilecek bir bileklik yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi kolye yapabilirsiniz. Gözlük zinciri de yapabilirsiniz. Biraz gösterişli bir şey olur. Farklı bir model anlatmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de beğenir, severek yapar. İyi günlerde kullanırsın inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.